Ekranların en kaliteli magazin programı Magazin Hattı'ndan herkese günaydın. Ben Didem Delen. Show dünyasında yaşanan son dakika gelişmeler ve çok özel görüntülerle hazırladığımız programımız yine dop dolu ve yine çok eğlenceli. İlk haberimizle başlıyoruz. Bodrum tatiline devam eden Seda Sayan kiminle teknede görüntülendi? İzliyoruz. Bodrum tatiline devam eden Seda Sayan, yakın dostu Fatih Yürek'le bir arkadaşının teknesine misafir oldu. Tekneye botla giden Sayan'ın şık kimonosu dikkat çekti. Ünlü sanatçı elindeki torbadan çıkardığı çantasını yanına aldı. Sayan teknedekilerle selamlaştı. Seda Sayan daha sonra Fatih Yürek'in yanına geçti. İki yakın dost teknedeki aileyle koyu bir sohbete daldı. Zaman zaman telefonuna bakmayı da ihmal etmeyen Seda Sayan tekneyi gezdi. Ünlü şarkıcı bir ara kimonosu rüzgardan havalanınca zor anlar yaşadı. Seda Sayan daha sonra Fatih Yürek'le kendilerini almak için gelen botu izledi. Sayan ve Yürek bir süre kaldıkları tekneden tekrar botla ayrıldı. Yürek bota geçerken elindeki çantasını düşürme tehlikesi yaşadı. Ebru Şahlı'nın romantik moral tatili. Nisan ayında 9 yaşındaki oğlu Pars'ı kaybetmenin acısıyla sarsılan Ebru Şahlı, eşi Uğur Akkuş'la çıktığı moral tatilinde nasıl stres attı? Az sonra... Haziran ayında birinci evlilik yıl dönümlerini kutlayan Demet Şener'le Cenk Küperi çifti Bodrum tatilinde nasıl aşk tazeledi? Alev alev yandım doğru. Az sonra... Oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile ilişkisi evliliğe doğru giden Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin sevgilisiyle en son nerede el ele görüntülendi? Sıradaki haberimizde. Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'le Ezgi Eyüboğlu'nun beraberliği evliliğe doğru gidiyor. Aşkım benim meleğim, söyle sensiz neylerim? Her hafta Çeşme ve Bodrum'da kısa tatiller yapan ve işleri nedeniyle İstanbul'a dönen ünlü çift, geçen haftalarda 1000 TL'lik şezlongta kameralara takılmıştı. Engin ve Eyüboğlu son olarak Bebek'te el ele görüntülendi. Teşekkür ederiz. Gayet güzeldi. Teşekkür ederiz. Var mı ki? Dikkat et, dikkat et. Dikkat edin. Şimdilik buradayız. Şu anda bir sıkıntımız yok. Kolay gelsin. Güzel, güzel oldu. Kolay gelsin. Sağ olun. İkili daha sonra Bebek'te bir otelin restoranına gitti. Koronavirüs önlemleri kapsamında otelin kapısında ünlü çiftin bileklerinden ateşleri de ölçüldü.
Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, Aynen Aynen dizisindeki rol arkadaşı Kerem Bürsin'in yeni partneri Hande Erçel hakkında hangi çarpıcı açıklamayı yaptı? Hande ile çok yakıştırıyorum ama. Yani gerçekten çok yakışıyorlar. Az sonra... Ünlü YouTuber Saruhan Saral, büyük ilgi gören yeni rap şarkısı Derbeder'i anlattı. YouTube'da 2 milyon takipçisi olan Saruhan Saral, piyasaya çıkardığı Derbeder adlı yeni rap şarkısıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Bir senelik bir deneyimim var. Ben aslında YouTuber'ım. YouTube'da kendi animasyon kanalım var. Şu an 2 milyon takipçiye geçiyorum. 4 parça çıkardım. Bu en son parçam Derbeder'i yayınladım 4 gün önce. İyi gidiyor dinlenmeleri, güzel gidiyor. Nasıl tepkiler aldınız? Güzel, yani yakın çevrem en azından çok sevdi cidden. Instagram'dan falan da mesaj atan insanlar oldu tanımadığım etmediğim. Hani güzel tepkiler alıyorum ya, şu anlık tepkiler de iyi gidiyor. 10-12 senedir hani lise dönemlerimden beri hep müzikle aşır neşirdim. Şimdi de artık böyle bir adımlar atılmaya başladı. Saru lakabıyla tanınan Saral, şarkılarını yeni tarz rap formunda seslendirdiğini ifade etti. Eski tarz bir rap usulü değil, daha çok yeni tarz, trap'e yakın bir sound'a deniyorum. Genç şarkıcı, klibini korona dönemi nedeniyle özellikle animasyon olarak hazırladığını belirtti. Animasyon yaptım. Zaten korona dönemindeydik. Hani bir kamera önünde bir prodüksiyon şey yapamadık, harcamadık. Dedim kendi evimde yapayım ben animasyonumu. Zaten animasyon üzerinden 6 senedir ben çalışıyorum. En beğendiği rap şarkıcısınınsa Ezhel olduğunu söyleyen Saral, yaptığı sürpriz çalışmadan bahsetti. Ezhel'e inanılmaz beğenirim. Ezhel'e bu arada bir klip yaptım ben. Ondan da bahsedeyim, Ezhel dedik madem. Ezhel'e de bir animasyon klibim çıkacak inşallah. Ya bu hafta ya bir sonraki hafta. Hani video projesi olarak çalıştık. İleride tabii ben de onun gibi bir seviyeye inşallah gelirsem neden bir düet çalışmamız olmasın, çok isterim ya. Saruhan Saral her geçen gün sayıları artan YouTuber'ları da değerlendirdi. İşini iyi yapanlar da var, kötü yapanlar da var. Birkaç kişiyle muhatabım, muhabbetim var. Onlardan da hani işlerini bildiğim insanlar zaten. Onların işlerine saygı duyuyorum ama saygı duymadığım hani sevmediğim, beğenmediğim de YouTube kanalları var. Ama hani Türkiye'de kesinlikle YouTube konusunda çok iyi gelişmiş yani. Bir vurgun bu sevda. Sezen Aksu'nun gözyaşları. Hayal etmedim, hiç aklıma gelmedi çünkü yola birlikte çıktık. Ben ilk onu aradım. Pop müziğinin kraliçesi Sezen Aksu neden ağladı? Hangi çarpıcı itirafları yaptı? Ben en çok buradan sınandım. Bazen çok ihtiyaç hissediyorum yani. Onu keza yoklar. Az sonra. Ünlü oyuncu Demet Özdemir, arasının bozuk olduğu eski sevgilisi Can Yaman'la ilgili soruya ne cevap verdi? Hangi ünlü futbolcu Boğaz turunda kameralarımıza takıldı? Şimdi sizi çok hızlı bir magazin turuna çıkarıyoruz. Umuştum. Son olarak Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde başrol oynayan Demet Özdemir, sevgilisi Ozan Güven tarafından darp edildiğini iddia eden sosyal medya danışmanı Deniz Bulutsuz'a destek vermişti. Demet. Görüntülenen Özdemir, eski partneri Can Yaman'la ilgili soruyu duyunca ise gerildi. Peki Can... Parasıyla geçinenler bizim sokakta farklıdır etilerden. Çekmiş olduğu mizah videolarıyla adından söz ettiren sosyal medya fenomeni Semih Taşyürek, Diyarbakır Yollarına adlı rap şarkısına Bodrum'da klip çekti. Yoluma taş koysanız benzetmem, boş verin de siri, kral affetmem, büyük bir konser vermeden ölmem. Yönetmenliğini Samet Porsun yaptığı çekimler yaklaşık 20 saat sürdü. Taşyürek ilk video klibi için oldukça heyecanlı olduğunu belirtti. Ünlü yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin, Bebek'te kız arkadaşıyla görüntülendi. Bir otelin restoranından çıkan Çetin, kız arkadaşının kullandığı araca bindi. Kamera
kameraları görünce emniyet kemerini takan Çetin'in geçmişte alkollü olarak yaptığı trafik kazası sonucu bir polis memuru şehit olmuştu. Bu tarafta. Bu tarafta. Ha! Ünlü oyuncu Kaan Taşaner, Zincirlikuyu'da bir AVM'de magazin hattı kamerasına takıldı. Instagram sayfasında gezinen Taşaner'in yanındaki kız arkadaşı merak konusu oldu. Taşaner ve kız arkadaşının hiç konuşmadan uzun süre oturması dikkat çekti. Başrolünü Erzurumlu ünlü meddah komedyen Burak Bozdağ'ın oynayacağı, yönetmen koltuğundaysa Servet Aksoy'un oturacağı Mümessil filminin basın toplantısı yapıldı. Mümessil filmi 105 dakikalık tamamıyla komedi içerikli bir filmdir. Usta oyuncu Meral Konrad da Erzurum'da çekilecek Mümessil filmine renk katacak. Hocamız neye uygun görürse onu oynayacağım, ne olduğunu da bilmiyorum. Gel dediler, geldim. Ben bir sürpriz sanatçı olarak buradayım. Mustafa Sandal'ın eski eşi şarkıcı Emine Yahuviç bir kafede kız arkadaşlarıyla buluştu. Müzik çalışmalarına yoğunlaşan Yahuviç kız arkadaşlarıyla uzun uzun sohbet etti. Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Jermaine Lens arkadaşlarıyla Boğaz'da tekne turu yaptı. Lens'in kız arkadaşı teknenin ön tarafında güneşlenirken kendisi de arkadaşlarıyla sohbet etti. Ünlü futbolcu zaman zaman Boğaz turu ile ilgili görevlilerden bilgi aldı. Ünlü oyuncu Bensu Soral'ın ailesi Gümüşlük'te 7 milyon 650 bin TL'yi çiftlik evimi satın aldı. İzliyoruz. Bensu Soral, Etiler'de bir solaryum merkezi çıkışı görüntülendi. Ünlü oyuncu eşi Hakan Baş'ın işlerinden dolayı ancak hafta sonları kısa tatiller yapabildiklerini söyledi. Nasılsınız? İyi, siz nasılsınız? İyi vallahi, tatil İstanbul gelip gidiyorsunuz. Hafta sonları bazen gidebiliyoruz işte, onun dışında Hakan çalışıyor. Evet. Uzun tatiller yapamıyoruz şimdilik. Bensu Soral ve ailesinin Gümüşlük'te 7 milyon 650 bin TL'ye çiftlik evi satın aldıkları ve evde fazla gürültü yaptıkları için de jandarmaya şikayet edildikleri gündeme gelmişti. Orada çıkan her şey... Jandarma bastı. Yanlış diyeyim. Yanlış. Yani doğru değil hiçbiri. Biz de onları okuduk. Jandarma, öyle hiçbiri de doğru değil. Hatta geçen gün başka arkadaşlarla konuştuk. Doğru olan tek şey ablamla benim kardeş oluşum. Yani başka hiçbir şey doğru değil. Arkadaşlar galiba evi taşımışsınız. Şimdi başka bir ev kiralamışsınız. Oradan çıkıp doğru mu? Başka bir ablamlar yani. Dalyan'da başka bir ev, evet, kiraladılar. Onların yanına da uğradık. O kadar. Biz öyle 2 günlük gidip geliyoruz. Soral yeni proje görüşmelerinin devam ettiğini ifade etti. Ben evdeyim ya. Ben evden hiç çıkmıyorum onun dışında. Bizim karantinaya devam. Görüşmelerimiz oluyor ama daha net bir şey yok. Yeni sezon olacak mı zaman galiba, değil mi? Daha belli bir şey yok. Bilmiyoruz. Yani. Bensu Soral kadına şiddetle ilgili soruya ise başta yanıt vermek istemedi. Son dönemde bazı olaylar oldu. Deniz Bulutsuz, Ozan Güven, kadına şiddet. Bununla alakalı neler söylemek istersin? O konulara hiç girmeyeyim. Allah teşekkür ederim. Niye gideyim yani? Ben. Çünkü çok sanatçı arkadaşlarınız tepki gösterdi Ozan Güven. Ya çok üzücü zaten. Söyleyecek hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok yani. Sizin başınıza böyle bir şey geldi mi? Geçmişte yaşadınız mı? Yani fiziki olmuş. Çok şükür hiç öyle bir şey yaşamadım. Umarım hiç kimsenin başına gelmez. Korkunç bir şey. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çe
Çeşme'de sahne aldığı mekana polis baskını yapılan Berkay, konuyla ilgili hangi açıklamayı yaptı? İnsanlar eğlencenin dozunu biraz kaçırdıktan sonra birbirlerine yaklaşabiliyorlar. O da benim sahneden kontrol edebileceğim bir şey değil. Az sonra... Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, Aynen Aynen dizisindeki rol arkadaşı Kerem Bursi'nin yeni partneri Hande Erçel hakkında bakın hangi çarpıcı açıklamayı yaptı. Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, erkek arkadaşı Emre Yusuf ile Cihangir'de kameralara takıldı. Yani Cihangir'e gelmeyeli bayağı olmuştur. Şimdi arkadaşlarımızlaydık, bir iş vardı. O bitince hep beraber burada yemek yiyelim dedi. Serkan Çayoğlu ve Melisa Aslı Pamuk'un başrolünü oynadığı Yeni Hayat dizisiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Şahinkaya, canlandırdığı Nevin rolünü anlattı. Önce ben bu meleği nasıl bulacağım? Beni bir melek gibi değil de herkes gibi görseydin. Hatalar yapan sıradan bir insan gibi. Acaba o zaman da sever miydin? Nasıl bir karakterdi? Daha böyle hep gördüğümüzün aksine daha tatlı bir kadın. Böyle bir eşine, çocuğuna çok sahip çıkan, evini seven, yuvasını seven bir ev hanımı. Aslında öyle başlıyor yani karakter. Sonra bir dönüşümü belki olur ama böyle tatlı, şirin bir kadını canlandırıyorum. Öyle söyleyeyim. Şahinkaya, koronavirüs salgını nedeniyle perdelerini kapatan tiyatro sahnesine geri dönmeyi dört gözle beklediğini anlattı. İnşallah olacak. Yani biz Ekim gibi, Eylül gibi salonları açarız ama izleyici gelecek mi? Onu aramızda konuşuyoruz. Onu merak ediyoruz biz de. Çok istiyoruz. İnşallah bir ikinci dalga olmazsa ciddi anlamda tiyatroya da devam. Bir de bir projemiz var aslında. O daha dijital platformlarda yayınlanacak. Dijital bir tiyatro konseptimiz var. Onu çekeceğiz yakında. Nilperi Şahinkaya'nın Aynen Aynen adlı internet dizisindeki rol arkadaşı Kerem Bürsin son olarak Sen Çal Kapımı projesinde Hande Erçel'le partner olmuştu. Çok güzel. Tam hayal ettiğim gibi. Bu kadar döküntü olacağını hiç düşünmemiştim. Burası bayağı kirli deniz. Bir sürü işim var, sen benimle geliyorsun. Senin işin var, benim hiç işim yok değil mi? Hatta ben ne yapabilirim biliyor musun? Seninle bütün gün her yere gelebilirim. Ya sen benim hayatımı kararttığın gibi günümü de mi mahvedeceksin? Yakın dostunuz Kerem Bey ile Hande Hanım diziye başladı. Yakıştırıyor musunuz? İzleyebildiniz mi? İzleyebildim. Yani tabii ki çok yakıştırıyorum şey olarak. Karak. Hem hem güzellik, yakışıklılık olarak hem de nasıl desem enerjileri çok uyumlu. Çok yakıştırıyorum o anlamda. Şahinkaya'ya siz mi yoksa Hande Erçel mi Kerem Bürsin'e daha çok yakışıyor diye soruldu. Hande Erçel mi siz mi? Hangisini daha çok yakıştırıyorsunuz Kerem? Ya onu bilemem şimdi. Onu bilemem. Hande ile çok yakıştırıyorum ama. Yani gerçekten çok yakışıyorlar. İzledim diziyi. Bayağı olmuş. Zaten sonuçlarda iyi geldi bayağı. Öte yandan Hande Erçel'in adı sevgilisi Murat Dalkılıç'la yollarını ayırmasının hemen ardından partneri Kerem Bürsin'le aşk dedikodularına karıştı. Eski sevgiliye sert gönderme. Çok pişmanım ben Hakim Bey. Çok pişmanım yani. Keşke hiç tanışmasaydım. Sen beni benden alırsan seni sana bırakmam. Kadına yönelik şiddetle ilgili bir farkındalık kampanyasında görev alan Mert Fırat'a eski sevgilisi Hande Doğandemir hangi sert tepkiyi gösterdi? Nasıl uyuyorsun geceleri nasıl? Az sonra... Çocuklarıyla Bodrum'da tatil yapan ünlü manken Çağla Şikel, yakın dostu Alişan'la nerede karşılaştı? İzliyoruz. Çağla Şikel'in Bodrum tatili devam ediyor. Geçen günlerde annesi Asuman Şikel ve oğullarıyla deniz keyfi yapan ünlü manken, bu kez çocuklarıyla minderlerde sohbet ederken kameraya yansıdı. Şikel'in oğulları Uzay ve Kuzey bir ara yerlerinde zıplayarak oyunlar oynadı. Şikel yanına gelen arkadaşıyla bir süre sohbet etti.
ünlü manken ve oğulları kıyıya yanaşan sürat motoruna bindi. Çağla Şikel denize açılırken ailesiyle bir süredir Bodrum'da tatil yapan yakın dostu Alişan'ı gördü ve el salladı. Şikel yerinden kalkıp çocuklarının yakınına oturdu. Alişan iskelede müzik yapımcısı Deniz Erdem'le kameraya takıldı. Ünlü şarkıcı daha sonra jet ski'ye bindi. Alişan jet ski ile Deniz sürat motorunun peşinden denizde su kayağı keyfi yaşadı. Alişan da bir süre denizde jet ski kullandıktan sonra iskeleye geri döndü. Dizisi Arıza'da bir taksiciye hayat veren Tolga Sarıtaş yaşadığı büyük heyecanı paylaştı. Tolga Sarıtaş yeni yayın döneminde Arıza adlı diziyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Hayırlı olsun yeni dizide. Sağ olun, vallahi heyecanlıyız, artık gün sayıyoruz. Bu cuma da başlayacağız sete. Son hazırlıklar tamam. Heyecanlıyız bakalım. Ünlü oyuncu çekimlere başlamadan önce modacı sevgilisi Zeynep Mayruk'la Çeşme'de tatil yaptı. Sete öncesi de zaten küçük küçük tatil peşamentleri. Aynen. Ya küçük küçük yaptık artık, dinlendik. Artık çalışma zamanı. Eski hayata dönemedik tabii ki işte gördüğümüz gibi. Ondan sonra işte el yıkamasıydı, dezenfektanıydı. Onlar hep oldu. Hayatımızda olacak. Bu iş çözülene kadar. En azından ama hani bir işe güce başlamadan bir dinlenme, bir İstanbul'dan uzaklaşma falan iyi geldi yani. Tamamen geri dönüş yok maalesef. Tolga Sarıtaş başrolünü Ayça Ayşin Turan'la paylaşacağı yeni dizisi Arıza'da hayat vereceği Ali Rıza karakterini anlattı. Şöyle söyleyeyim, gerçekten çok mütevazi kendi yaşamını süren bir taksicinin başından bir olay geçmesiyle gerçekten çok büyük güçlere karşı büyük bir savaşa başladığını ve çok büyük bir savaşın içine girmesini izleyeceğiz. Çok heyecanlıyız. Kadro da çok, enerji falan çok yüksek. Bakalım inşallah güzel olacak. Yakışıklı oyuncu sete çıkmadan önce tüm ekibe koronavirüs testi yapıldığını açıkladı. Sette ne gibi önlemler aldınız? Test yapıldı mı bütün oyunculara? Tabii herkese yapıldı tüm ekibe. Şu anda bir zayiat yok. Zaten ara ara da yapılacak galiba. Evet. Onların yönetmeliğini tabii tüm yapım şirketlerinde var. Onlar uyguluyorlar. Hani dezenfektanlar, maskeler, kurallar setlerde de geçerli. Ya yani olabildiğince şeyi steril ortamda çalışmaya çalışacağız. Sarıtaş son olarak Pınar Gültekin cinayetinin ardından toplumu ayağa kaldıran kadına şiddet olayını değerlendirdi. Şiddetin her türlüsüne hayır, hepsinin karşısındayız. Yani umarım son bulur. Yani çünkü artık bu en son çıkan haberlerden sonra da morallerimiz artık gittikçe bozuluyor. Yani ben de çok şaşkınlıkla ve çok üzüntüyle okuyorum haberleri açıkçası. Şiddetin her türlüsüne karşıyız beyler. Zaten buna başka diyecek hiçbir şey. Ya yoruma açık bir konu değil yani. Özel hayatında mutluluğu bulan Tolga Sarıtaş evlilikle ilgili soruya yanıt verdi. Özel hayat pek konuşmayı sevmiyorsunuz biliyoruz ama. Eyvallah. İyi de giden bir ilişkiniz var. Çok şükür. Ya bu evliliğe bir dönüşüm. Çok şükür. Her şey yolunda. Her şey yolunda. Sağ olun. Peki. Pandemide mutfağa girdiğini de belirten ünlü oyuncu bir kısır yapıyorum inanamazsınız dedi. Bir kısır yapıyorum inanamazsın bak. Şey yani ciddi söylüyorum yani. Size bir kısır günü yok. Valla çalışırken kısır yapmaya zaman olmayacak bir ihtimal yani. Orada boşlukta yaptık da. Evet evet yaparız, ufak tefek şeyler yaparız repolarda. Tolga Şekli'ye gidebilir miyiz yavaş yavaş? Yok o şimdi şeflere şey olmasın, saygısızlık olmasın ama yavaş biz de kendi çapımızda. Elinin lezzeti var mı? Kendi çapımızda öğreniyoruz, öğreniyoruz. Şey gibi ya, her işte olduğu gibi vakit geçirdikçe, biraz pratik yaptıkça artık alışıyorsun yani. Aynen. Peki. Durumlar böyle beyler. Eyvallah. Sağ olun. Kolay gelsin. Ha
Haziran ayında 1. evlilik yıl dönümlerini kutlayan Demet Şener'le Cenk Küpeli çifti Bodrum tatilinde nasıl aşk tazeledi? Alev alev yandım doğru. Az sonra... Çeşme'de sahne aldığı mekana polis baskını yapılan Berkay, konuyla ilgili bakın hangi çarpıcı açıklamaları yaptı. Harbi açık havada sahne almaya hazırlanan Berkay, ekibiyle Nişantaşı'nda görüntülendi. Ünlü popçunun Çeşme'de sahne aldığı mekana sosyal mesafe ve maske kuralına uyulmadığı için polis baskını yapılmış ve olayın ardından ilginç iddialar ortaya atılmıştı. Sosyal mesafeyle alakalı bir kontrol yapıldı. Bana söylenen işte maskeydi, sosyal mesafeydi, bununla alakalı. Ben zaten çıkmadan önce bununla alakalı videolar almıştım. Sosyal mesafe vardı ama insanlar eğlencenin dozunu biraz kaçırdıktan sonra birbirine yaklaşabiliyorlar. O da benim sahneden kontrol edebileceğim bir şey değil. Orayla kendi... Ne? Diğer büyük sahipleri ve sizin tanıdığınız ünlü simaların şikayet ettiğine dair iddialar çıktı. Benim hiç haberim yok abi, ilgilenmiyorum. İlk defa senden duyuyorum. Hiç haberim bile yok yani, senden duyuyorum. Evet. Berkay, 7000 TL gibi astronomik fiyatları aldığı terlikleriyle de son dönemde adından söz ettiriyor. Ben yıllardır terlik şort gezen bir adamım. Yani 11 yıldır, 12 yıldır beni çekiyorsunuz. Hep ben şort terliyim. Giymeyi sevmiyorum biliyorsunuz. Durum bu. Ünlü popçu 27 Temmuz'da Harbi açık havada vereceği konsere çok sıkı hazırlandığını belirtti. Harbi'de çok güzel abi sürprizlerimiz var. İşte şimdi ekip arkadaşlarımızın kostüm provası vardı, benim de vardı. Onları yaptık. Şimdi bütün ekip toplanacağız, bir 25 kişi falan bir yemek yiyeceğiz. Sahne üzerinde olanlar için konuşuyorum. Ufak bir akşam yine bir provamız olacak. Ondan sonra bir gün ara, ondan sonra 4 gün prova, sonra yine ara ve konser. İki kız çocuğu babası olan Berkay, kadına şiddetle ilgili gelen soru üzerine ise kadınlar bizlere Allah tarafından gönderilmiş hediyelerdir, meleklerdir dedi. Abi iki kız çocuğu babası olarak kadına yapılabilecek en ufak kabalık, şiddet, aklına her ne geliyorsa hepsinin karşısındayım. Bence hanımefendiler, kadınlar bizlere Allah tarafından gönderilmiş hediyelerdir, meleklerdir. Onlara en güzel şekilde bakmakla yükümlüyüz. Bunun dışında bir şey söylememin mümkünatı olamaz. Benim iki tane ellerinizden öper kız çocuğum var. Dolayısıyla saçının teli yere düşse dünyayı yakarım. Allah herkese sabır versin. Bununla alakalı da bir yasa gerek, yani yapılacaksa da, bizim üstümüzde ne düşüyorsa da seve seve yaparız yani. Öpüyorum. Çok bekletmeyeyim size. Tamam, kolay gelsin. Ünlü şarkıcı daha sonra ekibiyle... Tam da iyi bir doktor olacaksın. İlk görüşten belli. O yüzden seni harcamak istemiyorum. Mucize Doktor dizisinin fermanı Onur Tuna, trafikte kiminle görüntülenince panik oldu. Az sonra... Yeni sezonda Bir Zamanlar Çukurova dizisinin kadrosuna katılacak olan Furkan Palalı yeni imajıyla görüntülendi. Yakışıklı oyuncu Furkan Palalı, Adem Terzi'nin kuaför salonu çıkışı görüntülendi. Yeni sezonda Bir Zamanlar Çukurova dizisinin kadrosuna katılacak olan Furkan Palalı, yeni rolü için saçlarını kestirdiğini söyledi. Susacaksınız, yine susacaksınız, biliyorum. Ama ben artık susmayacağım. Adem Terzi'nin ellerine sağlık. Saçı biraz değiştirdik. Sizin yeni bir proje, bir başlangıcı var. Söyleyeyim mi? Evet. Ya yeni bir proje var. Eylül'de inşallah başlayacağım. Ama şu an tabii sürpriz olsun projenin adı. Söyleyemiyorum yani zaten. İmajı değiştirdik. Sadece onu söyleyebilirim. Daha tam hali de değil, son hali değil yani. Belki sakal falan biraz daha değişecek. Ama saçın kısalığı bu en azından. Saça alışmak için kestirdik. Şimdi bir ikinci provamız daha olacak. Sonrasında netleşecek. Adem sağ olsun
Aynen, o şart güzel. Bizim çalışacağımız, yani o karaktere uygun şartlar neyse yapımcı şirketle birlikte karar verdiler. Böyle bir şey çok da güzel bir şey ortaya çıktı benim de içime sindi. Evet. Sağlık. Rica ederim. Biz de öyle bir imaj yapıyoruz. Karakter farklılaşıyor biliyorsunuz oyun içerisinde. Biz de elimizden geldiği kadar böyle güzel saçlar yapıp siz seyircilerin karşısına daha böyle presentable, daha iyi, daha karakterist çıkması için mücadele ediyoruz biz de. Pandemi döneminde kendisine zaman ayırdığını belirten Palalı, evim daha yaşanılabilir hale geldi dedi. Biraz evde zaman geçirdim. Evin bahçesiyle bayağı bir uğraştım. Orayı güzelleştirdim. Çünkü hiç fırsatım olmuyordu. Bir projeye başladığın zaman biliyorsun yani aylarca, günlerce, hatta gün içerisinde 15-16 saat sette oluyoruz. Oraya zaman ayırabildim ve ev yaşanılabilir hale geldi. Yani normalde mesela set bittiği zaman çok böyle hadi eve gideyim diye düşünen bir adam değildim yani. Daha biraz zaman geçireyim, kendime bir zaman ayırayım falan. Şimdi onu artık evde ayırabileceğim bir alan yarattım kendime. Çok da içime sindi. Güzel oldu ya. Kendime, yani kendime zaman ayırabildiğim bir dönem oldu o 3 ay. Kendimi dinlediğim, yeni şeyler keşfedebildiğim bir süreç oldu. Bence herkes kendine bir şeyler, faydalı bir şeyler yaptı o süreçte. Ben iyi geçtiğini düşünüyorum yani. Yakışıklı oyuncu yeni proje öncesi kendisini kampa aldığını da sözlerine ekledi. Vallahi yeterince yatmadık mı ya beyler ha? Yeterince yatmadık mı yani? Bayağı bir yattık. O yüzden yani bir iki gün kaçabilirsem kaçmaya niyetim var. Yalan olmasın ama yani şu an işte hem imaj çalışması var, kostüm provası var bir yandan afiş çekimi olacak. Efendime söyleyeyim. Yani bu karakteri çıkarmak için tabii ki bir zaman gerekiyor, zaman dilimi gerekiyor. Spora zaten gidiyorum. Bir kampta gibiyim aslında. 1,5-2 gün falan böyle bir kendime izin verirsem bayram döneminde bir yerlere kaçmayı düşünüyorum ama hani tam net değil yani. Peki, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Furkan Palalı daha sonra özel plakalı spor aracıyla uzaklaştı. İranlı sevgilisi Gazal'la el ele görüntülenen ünlü oyuncu Kerem Cem, kadına şiddetle ilgili hangi çok konuşulacak açıklamaları yaptı? Sıradaki haberimizde. Ünlü oyuncu Kerem Cem, yakın dostu Mehmet Turgut'un doğum günü partisi çıkışı İranlı sevgilisi Gazal'la el ele kameralara takıldı. Teşekkürler, iyisiniz. İyiyiz, biz de teşekkürler. Akşam yürüyüşü sanırım. Evet, bir yerde oturduk ya. Arkadaşımızın doğum günü vardı Mehmet Turgut'un. Onu kutladık. Şimdi bir şeyler yedik. Diyoruz. Ünlü şarkıcı pandemi günlerini nasıl geçirdiklerini anlattı. Evet. Pandemide herkes gibi evdeydik. İşlerimize, kendi içimize döndük. Biraz müzik yaptık filan. Böyle hazırlıklarımız var. İşte pandemi sonrası yavaş yavaş normalleşiyor bütün dünya. Tabii ki yani dünya dönmeye devam edecek. Kerem Cem pandemide birçok ünlü isim gibi mutfağa girip yemek yaptığını söyledi. Çok aslında oyuncu, sanatçı evde ekmekler yaptı, yemekler yaptı, mutfağa girdi. Sizin böyle meziyetleriniz var mı? Biz de yaptık. Ben bakmayın göbeğimi içime çekiyorum şu an. O yüzden yeni sezona... Ya tabii ki. Gazon, neler yaptı? Gazon. İran yemeği. Yani öyle bir İran yemeği yapıyor ki... sezona başlamak için biraz kilo vermek gerekiyor. Başladık. Herkes gibi biz de normale dönmeye başladık. Son olarak Kimse Bilmez dizisinde başrol oynayan ünlü şarkıcı yeni projeleri hakkında bilgi verdi. Bakalım. Yeni sezonda bir dizin olacak sinemada. Önce müzik. Müziğe yeni yapıya adapte etmeye çalışacağım. Kendi YouTube kanalından yayınlayacağım bundan sonra şarkıları. Güzel de bir planımız var. Güzel sürprizler. Arada bir böyle kendimi unutturup ondan sonra sürpriz yaparım ben, biliyorsunuz. Bakalım dizi veya film. Zaten 29 Mayıs'ta yayınlanacak bir filmimiz vardı. Vizyona girecek bir filmimiz vardı. Onu yayınlayamadık pandemi yüzünden. O herhalde sonbahara yayınlanacak. Seyrettim. Güzel. Aşk çağırırsan gelir. Belki bir şarkı da yapacağım ona. Bir sürü şey varmış bak, anlatacağım. Kerem Cem sevgilisiyle beraber Bodrum'daki ailesini ziyarete gideceklerini ifade etti. Ailem Bodrum'da benim, biliyorsunuz. Çok özledik. Bir onlara gideceğiz ama ne zaman bakalım. Ünlü şarkıcı gündemdeki kadına şiddet konusuyla ilgili de çarpıcı sözler sarf etti. Kimse için birebir bir şey söyleyecek değilim ama bu
ülkemizin ve bu bölgenin galiba kanayan yarası, kadını anneden başlayarak el üstünde tutuyormuş gibi görünerek ondan sonra onun sahibi gibi davranmak erkeklikmiş gibi geliyor. Hiç de erkeklik değil. Onlar daha fazla erkek değil, daha az erkek oluyorlar. Bu konudaki tavrımı herkes bilir zaten. Değişmedi. Karşı olmak ne demek böyle bir şey zaten? Olmaması gerekiyor. Yani böyle bir şey nasıl olabiliyor? Üzüntüyle izledik tabii ki. İzliyoruz. Umalım bir daha olmasın. Herkesin umudu bu. İnşallah da öyle olur. İnşallah televizyonda. Çok teşekkürler. İnşallah. Çok biz size teşekkür ederiz. Teşekkürler. Kadına yönelik şiddetle ilgili bir farkındalık kampanyasında görev alan Mert Fırat'a eski sevgilisi Hande Doğan Demir hangi sert sözlerle tepki gösterdi? İzliyoruz. Eski sevgiliye sert gönderme. Ya çok pişmanım ben Hakim Bey. Çok pişmanım yani. Keşke hiç tanışmasaydım. Sen beni benden alırsan seni sana bırakmam. Mert Fırat kadına yönelik şiddetle ilgili bir farkındalık kampanyasında görev aldı. Ben böyle bir insan değilim normalde Hakim Bey. Yani cinayet, tecavüz bunlar asla benim yapacağım şeyler değil Hakim Bey. Ama hanımefendi beni çok tahrik etti. Yani erkeklik gururumla oynadı. Delikanlığımı laf etti Hakim Bey. Fırat'ın videosuna eski sevgilisi Hande Doğan Demir'in bir arkadaşı sert tepki gösterdi ve kadın haklarını savunan Mert Fırat'ın bütün partnerlerini aldattığını öne sürdü. Nasıl? Dayanamayıp arkadaşına yorum yazan Hande Doğan Demir de kendisini İdil Fırat'la aldattığı için ayrıldığı Mert Fırat'ı kastederek güzel hikaye, keşke dizi senaryosu olsaydı. Aa bakayım yine meydanlarda kadın hakları diye bağırıyor. Bir susun artık ya, bir susun bari bir susun, utanma duygusu olsun cevabını verdi ve ekledi. Aldık çekirdekleri filmin sonunu bekliyoruz. Elbet bir gün kardeşim. Yalanını al da artık sus zaten konuşma. Öte yandan ünlü oyuncu Hande Doğan Demir son olarak Nişantaşı'nda kameralara takıldı. Uzun zaman oldu görüşmeyeli. Evet. Biz bir oyun hazırlığındaydık. İşte onun hazırlıkları bitti, o yüzden çok yoğundum. Şimdi rahatladım. Öyle biraz dışarı çıktım. Doğan Demir, içindeki Yangın adlı tiyatro oyunuyla seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Vallahi güzel, biz onu böyle farklı bir yapıda aslında çıkardık. Hem sinemayla hem tiyatroyu birleştirdiğimiz böyle farklı bir iş olacak. O yüzden de böyle hem zor hem çok keyifli geçti. Bakalım ben de. Yani filminden mi? Hayır, hiç ilgisi yok. Hayır, bu özgün bir metin. Tamamen yeni bir tiyatro metni. Aynı zamanda da film olarak çekildi. Bakalım, böyle değişik bir şey oldu yani. Hayırlısı olsun diyelim. Ünlü oyuncu pandemi sürecini nasıl geçirdiğini anlattı. Ben evde vakit geçirmeyi seviyorum. O yüzden de böyle çok fazla zorlanmadım ama tabii işimi de çok özledim. O yüzden bir oyun yapmak bu dönemde iyi geldi bana. İyiyim, şimdi bakalım belki tatil falan yapacağım. Öyle. Ünlü oyuncu toplumu ayağa kaldıran Pınar Gültekin cinayetine çok üzüldüğünü ifade etti. Ne söylenebilir ki, bunun önüne geçilmesi için çok ciddi kararlar alınması gerekiyor. Valla üzülmekten de tepki göstermekten de yorulduk ve çaresiz hissediyoruz. Çok çok üzücü ya, çok gerçekten çok üzücü. Doğan Demir'e sevgililerini darp ettikleri iddiasıyla gündeme gelen Ozan Güven ve Rubato grubunun solisti Özer Arkun'a sanat camiasından yeterince tepki gösterilmediği yönünde yapılan eleştiriler hatırlatıldı. Hiç öyle olduğunu düşünmüyorum yani, çok da eleştirildi, çok da tepki aldı. Ben tanımıyorum açıkçası ama hiçbir şekilde hiçbir insana şiddetin zaten hoş görülür veya anlaşılabilir bir tarafı yok benim için. Ebru Şahlı'nın romantik moral tatili. Nisan ayında 9 yaşındaki oğlu Pars'ı kaybetmenin acısıyla sarsılan Ebru Şahlı, eşi Uğur Akkuş'la çıktığı moral tatilinde nasıl stres attı? Az sonra... Mucize Doktor dizisinin fermanı Onur Tuna, trafikte kiminle görüntülenince panik oldu? İzliyoruz. Ama iyi bir doktor olacaksın.
İlk görüşten belli. O yüzden seni harcamak istemiyorum. Onur Tuna'nın panik halleri. Çok yakın arkadaşım, istiyorsanız çekebilirsiniz. Yıllardır arkadaşım, çünkü adını da verebilirim, Gizem. Onur Tuna, Yasak Elma'nın ardından Ferman karakterine hayat verdiği Mucize Doktor dizisiyle kariyerindeki yükselişini sürdürüyor. Deminden beri konuşuyorsun, ben kendimi acıyorum. Ne sene varmış arkadaş ya? Koca. Geçen haftalarda Kalkan'da sunucu Yağmur Karabal'la tatil yaptığı ortaya çıkan Tuna, konu hakkında yorum yapmamayı tercih etmişti. Peki abi, bir aşk haberleri çıktı. Yok, o konuları biliyorsun. Konuşmadığımı sen daha iyi biliyorsun zaten. Yakışıklı oyuncu geçen cuma ise trafikte bir kız arkadaşıyla Magazin Hattı kamerasına takıldı. Panik olan Tuna, yanındaki kız arkadaşıyla ilgili açıklama yaptı. Çok yakın arkadaşım, istiyorsanız çekebilirsiniz. Yanlış bir şey yaparsanız, yanlış yazarsanız, yıllardır arkadaşım. Çünkü adını da verebilirim, Gizem. Tamam, çok sevdiğim bir arkadaşım. Yanlış şey yazmıyorum. Yıllardır çok arkadaşım. Çok teşekkürler. Kıvanç Tatlıtuğ'un Aile Saadeti. Kıvanç Tatlıtuğ'la Başak Dizer çifti Bodrum tatilinde mutluluklarıyla nasıl düşman çatlattı? Az sonra. Haziran ayında birinci evlilik yıl dönümlerini kutlayan Demet Şener ve Cenk Küpeli çifti Bodrum tatilinde nasıl aşk tazeledi? İzliyoruz. Demet Şener'le Cenk Küpeli çifti Bodrum'da aşk tazeledi. Alev alev yandım doğru. Haziran ayında birinci evlilik yıl dönümlerini kutlayan Demet Şener'le Cenk Küpeli çifti Bodrum'da tatil yapıyor. Şener eşiyle plajda yürürken kameralara takıldı. Elbisesini asması için eşine veren ünlü manken şezlonga yattı. Cenk Küpeli, Şener'in elbisesini şemsiyesinin kenarına astıktan sonra şezlonga uzandı. Demet Şener'le beraber güneşlenmeye başlayan Küpeli'nin tişörtünü çıkarmaması dikkat çekti. Cenk Küpeli bir ara tişörtünü kaldırdı ve kolunun yanan yeriyle aradaki farkı eşine gösterdi. Demet Şener, Cenk Küpeli'ye bakarak suyun içinde oyunlar oynadı. Şener daha sonra denizden neşeyle çıktı ve eşine doğru koşmaya başladı. gösterdi. Demet Şener duş almaya geçerken tişörtünü çıkarmamakta kararlı olan Cenk Küpeli ise şezlongda oturmaya devam etti. Yıldız Tilbe'nin yeni imajıyla sahne aldığı Harbi Açık Hava konseri hangi renkli anlara sahne oldu? İzliyoruz. Yıldız Tilbe açık havada sevenleriyle buluştu. Tilbe konserin başında mikrofonu boyuna göre ayarlamakta zorlandı.
Eski konserlerinde çılgın dansları ve kıyafetleriyle adından söz ettiren ünlü sanatçı bu kez sarı saçlarıyla seyirciyi şaşırtmayı başardı. Yıldız Tilbe sosyal mesafe kuralı nedeniyle daha az seyircinin alındığı açık havada hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Koronadan sonra bir defa dönmeyi böyle herkes maskeydi, biraz yakın yürüdü. Olsun, yine de bir araya geldiğimiz için şimdi böyle gidiyorsun. Konserde kısa bir süre teknik arıza yaşandı. Bu sırada seyirciler hep bir ağızdan şarkı söylemeye devam etti. Kıvanç Tatlıtuğ'la Başak Dizer çifti Bodrum tatilinde mutluluklarıyla nasıl düşman çatlattı? Kıvanç Tatlıtuğ'un aile saadeti. Kıvanç Tatlıtuğ'la Başak Dizer çifti Bodrum tatiline devam ediyor. Ünlü oyuncu hafta içi abisi Cem Tatlıtuğ ve yengesi Burcu Özsoy'u ağırladı. Başak Dizer'in eltisi Burcu Özsoy'la çok iyi anlaştığı görüldü. Tatlıtuğ'un abisi Cem Tatlıtuğ bir ara oğlu Çınar'a balık tutuyuncu, daha sonra eşi Başak Dizer'le bota bindi. Tatlıtuğ ve Dizer'in neşeli halleri dikkat çekti. Ünlü çift daha sonra sürat motoruna geçti. Dijital dizide rol almaya hazırlanan Kıvanç Tatlıtuğ, sürat motoru kullanmaktaki ustalığını gözler önüne serdi. Nisan ayında 9 yaşındaki oğlu Pars'ı kaybetmenin acısıyla sarsılan Ebru Şallı, eşi Uğur Akkuş'la çıktığı moral tatilinde nasıl stres attı? Ebru Şallı'nın romantik moral tatili. Nisan ayında 9 yaşındaki oğlu Pars'ı kaybetmenin acısıyla sarsılan Ebru Şallı, eşi Uğur Akkuş'la çıktığı moral tatiline devam ediyor. Kiraladıkları evden bir süre hiç dışarı çıkmayan Şallı, sonunda eşinin de ısrarıyla teknelerine gitti. Teknede kız kardeşi Funda Şallı ve menajeri Özlem Erçağları da ağırlayan ünlü model, eşi Uğur Akkuş'la deniz keyfi yaptı. Uğur Akkuş denize girerken arkadaşının köpeğini de yanına aldı. Ebru Şallı'nın kız kardeşi de bu sırada dışarı çıktı. Uğur
Burak Kuş merdivenin ucuna oturan Ebru Şallı'nın yanağını sevdi. Eşini öpücüklere boğan Akkuş daha sonra denize atladı. Denizde bir araya gelen çift arkadaşlarının objektifine poz verdikten sonra romantik anlar yaşadı. Ünlü model denizden çıkarken kız kardeşiyle şakalaştı. Bir ara üzüntüden 45 kiloya kadar düşen Şallı'nın artık düzenli olarak yemek yemeye başladığı öğrenildi. Ebru Şallı'nın ardından eşi Uğur Akkuş da denizden çıktı ve duş bölümüne geçti. Menajeri Özlem Erçağlar denize inerken bu kez Ebru Şallı duş almaya başladı. Burada Şallı'nın kız kardeşi Funda Şallı'nın neşeli halleri kameraya yansıdı. Pop müziğin kraliçesi Sezen Aksu neden ağladı ve hangi çarpıcı itirafları yaptı? İzliyoruz. Bir vurgun bu sevda. Sezen Aksu'nun gözyaşları. Hayal etmedim, hiç aklıma gelmedi çünkü yola birlikte çıktık. Ben ilk onu aradım. Sezen Aksu 4 yıl önce kaybettiğimiz efsane müzisyen Atilla Özdemiroğlu'nun anısına hazırlanan tribüt albümde Bir Vurgun Bu Sevda şarkısını seslendirdi. Nefessiz zordayım, zamansız. Minik Serçe, albümün tanıtımı kapsamında Beykoz'daki stüdyosunda Atilla Özdemiroğlu'nun kızı Lidya Özdemiroğlu'nun sorularını yanıtladı. Bu albümde yer almak ve aynı zamanda babamın albümünün olması. Vallahi Lidya, yani çok kişisel tarafına giriyoruz işin. Hani ben de kimseyi kendi hislerimle, yaşadıklarımla yormak istemediğim için bunları genelde paylaşmıyorum. Ama tabii ki içinde olmak benim için çok özel bir durum. Ama canım yandı mı yandı şimdi, ne yalan söyleyeyim. Atilla Özdemiroğlu'nun kariyerindeki öneminin altını çizen Aksu, ben yerli malıyım dedi. Mesela benle ilgili her zaman söylediği bir şey var, beni etkilemiştir. Şat yapıma da onu söyledi. Bu kız kendi önerisiyle geldi dedi. Çünkü o sırada daha çok Batı müziğine öykünülüyordu.